bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur. Bir dem gelir giryan olur. Bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hadisi Kudsi'de El-Azametü İzari vel-Kibriya-u Rida'i. Azamet ve kibriya ikisi de büyüklüğü ifade etse de kibriya azametten daha büyük. Yani şu manada. Azamet, mesela El-Azametü İzari. İzar alta giyilen bir şey. Rida üste giyilen bir giysi. Yani bunu açacak olursak Cenab-ı Hakk'ın azameti bütün mikro alemi, bütün aşağıdaki bütün varlıkları, kibriya da yukarıdaki bütün varlıkları, makro alemi. Yani görünen, görünmeyen, küçük, büyük, az, çok, maddi, manevi, fizik, metafizik. Bütün bunların hepsini azamet ve kibriya ihata etmektedir. Cenab-ı Hakk'ın zatının bir derece ezeli ve ebedi olması gibi sıfatları da ezeli ebedidir. Onun için zatının dışı, ki buna genel olarak adem-i mutlak da diyebiliriz, olmadığı gibi sıfatının da varlığının zıddında bir varlık yok, sınırı yok ki onun bir derece başkası tarafından ihata etsin. Ki şu ayet aslında bunu ifade ediyor. La tudrikuhul ebsar ve ve yudrikul ebsar. Gözler onu ihata ve idrak edemez. Ama o hem gözleri hem gözlerin gördüklerini ihata eder ve kuşatır. Çünkü malumunuz iki tane sonsuz olmaz. İki tane sonsuz olmaz. Onun için Allah hem başlangıcı olmaması yönüyle ezeli hem de sonu olmaması yönüyle ebedidir. Onun için azamet ve kibriyası bütün kainatı ihata etmiş ve de kuşatmıştır. Şu ağlarda bunu üstad şöyle ifade ediyor. Birincisi, kibriya ve azamet hakikatıdır. Bu hakikat ikinci şu an, ikinci makamında ve Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki, bir öncesinde Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini ele almıştık, o noktayı zikretmiştik. Tabii o hakimiyeti her bir sıfatı içerisinde diğer sıfatları, mesela azamet ve kibriya içerisinde celal var. Cenab-ı Hakk'ın hakimiyeti var. Cenab-ı Hakk'ın malikiyeti var. Yani her bir sıfat diğer sıfatı istizam eder, gerektirir. Binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları aynı anda, aynı tarzda icap edip tasarruf eder. Ve zeminin şark ve garp ve cenub ve şimalinde bulunan aynı çiçeği. Yani birisi kibriya, diğeri azamet. Birisi makro alem, yıldızlar gibi, diğeri mikro alem. Yani küçük varlıklar, yeryüzündeki. Biri sema ve ötesi, uzay, feza, diğeri ise yeryüzü ve içerisindeki her bir varlık. Yeryüzündeki çiçeklere bedel, gökyüzünün çiçekleri olan yıldızlar. Birisinde gökyüzündeki çiçek durumunda olan yıldızlarda kibriya tecelli ederken, yeryüzünün çiçeğinde de, papatyasında vesairesinde de azamet-i ilahiyye onda tecelli eder. Adeta hepsini içerisine kapsayaraktan ihata etmiştir. Bu aynı çiçeğin hadsiz efradını, tüm fertlerini bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eder. Ne ile? Kibriya ve azametiyle. Onun için hiçbir şey hariç değil. Olmaması mümkün değil. Ol dediğinde o varlıkların içerisinde herhangi birisinin olmaması söz konusu değil. Hem وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِدَّةِ اَيَّامٍ Yerleri ve gökleri Cenab-ı Hakk'ın 6 günde yaratması. Yani gökleri ve zemini 6 günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi ve çok acip bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadise ile ispat etmek ve onun gibi acip bir tanzir olarak, benzetme olarak zeminin yüzünde bahar mevsiminde haşr-ı azamın 100.000'den ziyade misallerini gösterir gibi. Yani aslında gerek uyuduktan sonra tekrar uyanmamız, kışın ölmüş olan tabiatın tekrar dirilmesi iskelet halindeki
Bütün bunlarda kibriyanın azameti var. Düşünebiliyor musunuz? Mahşerde, hayvanlar da dahil milyarlarca insanlar. Cenab-ı Hakk'ın malikiyeti ve hakimiyeti içerisinde. Kibriya ve azameti orayı tamamen kuşatmış bir vaziyette. Aynısının küçük tecellisini Cenab-ı Hak bahar mevsiminde gösteriyor. Haşr-ı Azam'ın yüz binden ziyade misallerini gösterir gibi zemin yüzündeki bahar mevsiminde. 200 binden ziyade nebatat taifelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa edip kemali intizam ve mizan ile. Ki bazı yerlerde 300 bin diyor, bazı yerlerde 400 bin diyor. Molla Hamid abi üstadı soruyor. Üstadım bazı yerde 300, bazı yerde 400 ki burada da 200 diyor. Neden? Üstad diyor ki 300 bini sabit, 100 bini sürekli değişen. Ki bazen duyuyoruz. Yeni bir bitki çeşidi bulundu. Yeni bir hayvan çeşidi bulundu. Sürekli değişen, değişmesiyle hayvanat ve nebatat dünyasında o 100 bin değişkenlik halini ifade ediyor. Ki mesela sinek bir çeşit ama sineğin de kendi içerisinde yüzlerce farklı çeşitleri var. İşte bütün bunları 5-6 haftada inşa edip bir araya getirip kemali intizam ve mizan ile tam bir ölçüyle iltibatsız birbirine karıştırmadan noksansız hiç eksik gelmiyor. Tam bir mükemmellik içerisinde. Yanlışsız beraber birbiri içinde idare, terbiye, iaşe, temiz ve tezyin eden, hepsini birbirinden ayıran ve ayrıştıran, her birini kendisine münasip bir şekilde terbiye edip yaşatan ve idare eden. Hem yûricü leyle fin nahar ve yûricü nahare fil leyl. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye dahil eden. Yani yudhilü leyle fin nahar ve yudhilin nahare fil leyl manasında. Ayetinin sarahatıyla zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatıyla günlük hadiselerle yazan, değiştiren aynı zat. Üstad öyle diyor. Cenab-ı Hak her gün bir dünya götürüyor, bir dünya getiriyor. Adeta bu dünyanın sayfasını kapatıyor, yarın için ayrı bir dünyanın sayfasını açmış oluyor. Böylece herkes ahirette hem kendi sayfasını hem dünyanın sayfasını genel olaraktan o manada okuyacaktır. Dünya yani insanlara utiye kitabehu bi yeminihi ve utiye kitabehu bi şimalihi veya vera'e zahirihi. Cennetlikler sağından, cehennemlikler sol veya arka tarafından verildikten sonra ha umukra'u kitabi, hadi kitabınızı okuyun. İnsanlar kendi kitaplarını okudukları gibi dünyanın kitabını da okuyacaklar, dünya da kitabını okuyacak. İçerisinde aman Allah'ım neler yazılmış. Aynı anda en gizli, en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını oradan geçen, adeta kayan yazı gibi kalplerde geçenleri dahi bilir ve iradesiyle idare eder. Niye? Çünkü celali ve haşmeti, azameti ve kibriyası her tarafı ihata etmiş. Yani onun güç ve kudretinden kaçması, dışarıya çıkması mümkün değil. Ve mezkur fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan, zaruri olarak onların faili dahi bir tek vahid ve kadir olan faili zülcelallerinin bedahetle öyle bir kibriya ve azameti var ki, hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin, hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor. Çünkü her taraf kaplamış bir azamet ve kibriya var. Başkasının oraya müdahalesi mümkün değil, girmesi mümkün değil. Köküyle kesiyor. Madem böyle bir kibriya ve azamet-i kudret var ve madem o kibriya nihayet kemaldedir, zirve noktada ve ihata ediyor, her şeyi kuşatıyor. Elbette. O kudrete aciz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemale noksan diye, o ihataya kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir vecihle mümkün değildir. Fıtratını bozmayan hiçbir akıl kabul etmez. İşte şirk kibriyaya dokunması. Yani teşbihata olmasın, adeta Cenab-ı Hakk'a rakip olma gibi. Ve celalin izzetine dokundurması, meydan okuma gibi, rakip olma gibi. Yani ben de varım, ene ene, ente ente. Sen varsan ben de varım. Sen ben de benim. Dercesine küstahça böyle bir hal. Ve azametine ilişmesi cihetiyle öyle bir cinayettir ki o cinayeti Cenab-ı Hak inne şirke le zulmün asim diyor. Şirk büyük bir zulümdür. Affa kabil değil. Hiç kabili af olmadığını Kur'an-ı Mucizül Beyan azim tehdidiyle ki büyük günahları dahi gerek şefaatiyle Efendimizin gerekse de affa kabil olacağını ayet-i kerimede burada ifade ediyor. Ve yağfiru mağdûne zâlike imen yeşâ. Ama innallâhe lâ yağfiru en yüşeke bih ve yağfiru mağdûne zâlike
Zalike limen yaşa diye devam ediyor. Muhakkak ki Allah kendisine eş ve ortak koşulmayı kabul etmez ancak onun dışındakilerini ki kendisi meşiyetine bağlıyor. Veya firmaduna zalike limen yaşa. Dilediği kimse için onun dışındakilerini dilerse. Yani demek bir açık kapı var. Mağfiret etme durumu var, ferman ediyor. Af edebileceğini söylüyor. Ve yine bu manada şu ağlarda amma, kibriya ve azamet ve celalin vahdete şehadetleri ise o dahi Risale-i Nur'da parlak bürhanlarıyla beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar bir mealine işaret edilecek mesela. Nasıl ki güneşin azameti nuru ve kibriyayı ziyası perdesiz ve yakınında bulunan başka zayıf nurlara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve tesir vermediği gibi öyle de kudret-i ilahiyenin azamet ve kibriyası dahi ayrı hiçbir kuvvete, hiçbir kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi onlara hiçbir icadı, hiçbir hakiki tesiri vermez ve bilhassa kainattaki bütün makasıd-ı Rabbaniyenin temerküz ettiği yeri ve medarları olan zihayat ve zihşuurları başkalara havalesi kabil değil. Hem hılkat-ı insaniyenin ve hassiz enva-ı nimetin icadındaki gayelerin tezahür ettiği yerleri, menşeleri olan zihayatların cüz'iyatındaki ahval ve semeratı ve neticeleri başka ellere havalenin hiçbir ciheti imkanı yoktur. Çünkü azamet ve kibriyasına zıt bir durumdur. Mesela bir zihayat, cüz'i bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak ve başkasına perestişkârâne medih ve sena etmek, rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına ilişir ve mabudiyet mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini müteessir eder. Yani yapmaması, yapamaması, yapılamaması mümkün. Azamet ve kibriyası onu kabul etmez. Gelin bir de tüm külliyattan Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasının zikredildiği yerlere bakalım. Mesela, elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, çünkü hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın terbiye sıfatında olmasın. Yani Allah'ın Rab ismi olmadığı zaman her şey tabiri caizse odunsa odun kalırdı, taşsa taş kalırdı. Yani onda bir, mesela oysa ne yapıyor bir mobilyacı, dağdan getirdiği odunu alıyor, mükemmel biçime koyuyor, kömürlüğe atılması gereken o odun geliyor evin baş köşesine oturuyor. Niye terbiye edilmiştir? Terbiye edilmeyen yabani bir atı veya herhangi bir hayvanı terbiye ediyorsunuz gayet uysal oluyor. Harika oluyor. Aynı şekilde Allah ki Kur'an-ı Kerim'de 2800 küsür defa Allah ismi, 900 küsür defa Rab ismi zikredilmekte. Onun için Cenab-ı Hak her şeyi münasip şekilde terbiye ediyor. O da nasıl? Azamet ve kibriya içerisinde. Hiçbirisi Rab isminin terbiye sıfatının haricine çıkamıyor. Yani terbiye tire siz hiçbir varlık yok. O vakit. Her cihetçe gayri makul ve mümteni imkansız bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaa imkansızlığa girmeyi şeytan dahi teklif edemez. Mümkün değil ki onun azamet ve kibriyasından herhangi bir şey harice çıkmış olsun. Yine bu manayı 20. mektupta Üstad La İlahe İllallah hakikatında ifade ediyor. Yani bu hakikatte öyle bir hakikat var ki hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet ve bir kemali vahdaniyet var. Çünkü yani kendisinin dışında hiçbir şerikin olmasını elbette ki kudreti ve azameti kibriyası kabul etmiyor, reddediyor. Her şeyi kuşatmış tam birlik içerisinde bir kibriya ve bir ismi azam noktası. Ve bunu zikrettikten sonra üstad tahlil ediyor. Mesela ikinci fıkrada ibda'u lizake, yani bunu yoktan yaratması. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ibda ve ihtira gibi yoktan yaratma, bir de var olanları meydana getirip üst üste koyma, inşaat gibi yani. İki şekilde yaratması var. Meali şudur. Sani Hakim, Alem-i Ekber'i öyle bedi, harika, eşsiz ve benzersiz bir surette halk edip ayat-ı kibriyasını, o büyük ayetlerini üstünde nakşetmiş ki ayet-i kürsü gibi. Kainatı bir mescid-i kebir şekline döndürmüş ve insanı dahi öyle bir tarzda icat edip ona akıl vererek onun da o mucizat sanatına ve o bedi kudretine karşı secde-i hayret ettirerek ona ayat-ı kibriyayı okutturup kemer beste-i ubudiyet ettirerek
o Mescid-i Kebir'de bir abd-i sacid, secde eden bir kul fıtratında yaratmıştır. Hiç mümkün müdür ki? Şu Mescid-i Kebir'in içindeki sacidlerin, abidlerin, secde ve ibadet edenlerin, mabud-u hakikileri, o sani vahide ahattan başkası olsun. Düşününüz. Bütün kainat, Efendimizin imametinde saf saf olmuş. Arkada insanlar, onun arkasında cinler, melekler, ruhaniler, hayvanat, nebatat, cemadat, bütün varlıklar. Aynen altın şuadaki ettahiyatı hakikatinde olduğu gibi. Şimdi öyle bir azameti düşünün. Allahu Ekber dememek. Hepsi o azameti ilahiyeyi haşmetli bir surette göstermiş oluyor. Ve diğer bir hakikati 5. fıkrada kudret-u fizake. Yine aynı şekilde kudretinin tezahürü ibaresidir. Meali şudur ki, kudret-i ilahiyye alem-i ekberde haşmet rububiyetini gösteriyor. Her şeyde kudreti var. Rahmet-i Rabbaniye ise alem-i asgar olan insanda, küçük alem olan insanda, hem büyüğünde hem küçüğünde, nimetleri tanzim ediyor yani. Sani'nin kudreti, kibriya ve celal noktasında, kainatı öyle muhteşem bir saray şeklinde icat ediyor ki, güneşi büyük bir elektrik lambası, kameri yani ayı, kandil ve yıldızları mumlar meyveleriyle, yaldızlar, elektrikler. İşte bütün kainat ve zemin yüzünü bir sofra, bir tarla, bir bahçe, bir haliçe. Ve dağları birer mahzen, birer direk, birer kal'a ve hakeza. Bütün eşyayı büyük bir mikyasla o büyük sarayın levazımatı şekline getirerek şaşalı bir sureti surette haşmet rububiyetini gösterdiği gibi. İşte burada kibriya ve azamet var. Cemal noktasında rahmeti dahi en küçük zihayata kadar her zirha enva nimetini verir. Onun ile tanzim eder. Baştan aşağıya kadar nimetlerle süsleyip lütuf ve keremle tezyin eder. Ve o haşmeti celaliyeye karşı cemali rahmetini o küçücük lisanlarla o büyük lisana karşı çıkarır. Yani güneş ve arş gibi büyük cirimler haşmet lisanıyla ya celi, ya kebir, ya azim, azamet ve kibriyayı ilan eder. Dedikleri vakit sinek ve semek gibi o küçücük zihayatlar dahi rahmet lisanıyla ya cemil, ya rahim, ya kerim diyerek o musikayı kübrada, ki kainat başlı başına bir musikayı kübra gibi. Yani harika bir ilahi korosu gibi, zikir halkası gibi. Latif nahamatlarını katıyorlar, tatlılaştırıyorlar. Hiç mümkün değil. O Celil-i Zülcemal'den ve o Cemil-i Zülcelal'den başka bir şey. Kendi başıyla şu alemi ekber ve asgara icat cihetinde müdahale edebilsin. Haşa. Elbette mümkün değildir. Yine bu manayı ifade sadedinde ya yuennaz entübül fukara ilallah. Samet isminin aynısı. Ey insanlar. Hepiniz Allah'a karşı fukaransınız, fakirsiniz. Yani muhtaçsınız. İyileme yorasınız. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi aciz, fakir ve ihtiyacına da nihayet yoktur. Çünkü üstad yine diyor ya, yani karanlığın şiddeti arttıkça nurun, nuraniyeti, aydınlığı o nispetle artmış olur. İnsan eksi kutup itibariyle, acziyetiyle, tabiri caizse artı kutup olaraktan Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu gösteriyor. Zaten insanın yani bu şekildeki mükemmelliği Cenab-ı Hakk'ın esmasını tabiri caizse eksi kutup olaraktan göstermiş olması, yani samedaniyetin aynası. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarruz ettiği gibi, insandaki kusur, kemalat-ı subhaniye derecelerine bir mirsattır, dürbün gibi. İnsandaki fakr, gınay rahmetin derecelerine bir mikyastır. Yani nihayet onun için Efendimiz el-fakru fakr diyor. Ben Rabbıma karşı fakirliğimle iftihar ediyorum. Yani insandaki nihayetsiz derecedeki fakirlik, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz zenginliğine bir mikyas, bir ölçü, vahid-i kıyasi oluyor, ölçü birimi. İnsandaki aciz kudret ve kibriyasına bir mizandır, ölçü. İnsandaki tenevvü ağaca, yani diğer varlıklar gibi öyle bir iki şeye değil. Yani dört ayaklı varlıklara önüne bir saman koy, trilyon sene yaşasın, onunla idare eder. O kadar. Ama insan öyle değil. Her çeşit nimete ihtiyacı var. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın gınasını ve enva ni'am, çeşitli nimetler ve ihsanatına bir merdivendir. İşte onları elde edip yakalamaya da, çıkmaya da bir merdivendir. Öyleyse, fıtratından gaye, insanın yaratılışından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurlarını estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir, duyurmaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kibriyası
her şeyi ihata etmektir. Yani daire kudretinden harice çıkmadan her şey. Kibriyası ihata ettiğine şuhud derecesinde bir yakini imani ile iman ederiz ve iman etmek gerekir. Ondan sonra beşincisinde o Cenab-ı Hakk'ın bütün bu ayetler ışığındaki kibriyasını nazara verirken وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani meşiyet-i ilahi asıldır. Kadar. Hududu azamet-i rububiyeti ve kibriyay-i uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı. Bir yandan bir tarafı azameti tutmuş, öbür taraftan azametinin rububiyeti tutarken diğer taraftan uluhiyetinin kibriyası. Her tarafı ihata etmiş, kuşatmış. Ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kes bile bir iş işlemeyle mücehhez donatılmış Beni Adem'e karşı şiddet şiddetli şikayat Kur'an'ı ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri, tehditleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilebilir, uygun görülebilir. Ne suretle münasip düşer demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Bunu da o temsiller cihetiyle üstad ele almış oluyor. Yine o azamet ve kibriyasıdır ki Cenab-ı Hakk'ın üstad devamlı kaf ve nun fabrikası diyor. Kün feyekun. Yani her şey o azamet ve kibriyasıyla o kaf nun fabrikasından çıkıyor. Emri kün feyekun. Kün ol. Fe ise Arapçada takibiye deniliyor. Hemen akabinde. Hiç. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım ki hüve zerresinde, hava zerresinde de ifade ettiğimiz gibi. Yani bizler bir ikinci dili belki yıllarca öğrenmeye çalışıyor, zorlanıyoruz. Ama bir atoma bakıyorsunuz, hava zerresine bakıyorsunuz. Dünyadaki bütün diller biliyor. Hem alıyor, hem naklediyor, hem muhafaza ediyor. Hiç değiştirmiyor. İşte bu azamet ve kibriya. Emri kün feyekûne malik, güneşler ve yıldızlar, emirber nefer hükmünde olan, Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha ziyade, yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Ki buna devamlı üstad güneş misali veriyor. Onun huzur-u kibriyasına perdesiz girmek istenirse zulmani ve nurani yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati 70 binler hicattan geçmek. Her ismin binler hususi ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak. Çünkü ulaşılmaz azamet ve kibriyası. Yani her yönüyle sonlu olan sonsuz olana nasıl ulaşabilsin? Gayet yüksek tabakat sıfatında mürur edip geçip, ta ism-i azamına mazhar olan arş-ı azamına uruç etmek, yükselmek, merdiven gibi çıkmak. Eğer cez ve lütuf olmazsa, yani özel miraca Efendimiz'i alıp huzuruna getirmesi gibi, özel bir davetiye olmazsa, binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Mesela sen ona Halik ismiyle yanaşmak istersen, senin Halik'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halik'ı cihetiyle, sonra bütün zihayatların, hayat sahiplerinin Halik'i unvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halik'i ismiyle münasebettarlık lazım gelir. Yoksa zilde, gölgede kalırsın. Yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun. İşte özel bir davet olacak ki hepsini aşaraktan huzur-u ilahiye çıksın, müşerref olsun. Efendimizin aynı şekildeki durumu gibi. İşte bu manayı en külli ifade eden Allah-u Ekber lafzı ile ilgili olaraktan şunu ifade ediyor üstad. Demek ki İyyâke nâbudu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet-i azîmedir adeta. Harekât-ı salâtiyyede namazın tüm kıyam, kıraat, rükû gibi bütün hareketlerinde tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe, işte adeta o miraçtaki gibi. Zaten es-salâtu sirâcil mü'min, namaz mü'minin miracıdır. İşte bu ki azamet ve kibriya ile hareket ediyoruz, adeta bütün perdelere geçiyoruz. Ve demekle kat-ı meratibe, bütün mertebeleri kat edip almaya ve terakkiyat-ı maneviye, manen yükselmeye ve cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına, cüz'i daireden külli daireye geçmesine bir işaret ve marifetimiz haricindeki kemalat kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Ya Allahu Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katına işarettir. Miraçtaki gibi bütün o devirleri geçmesine. Burada da onu ifade ettiği gibi mesela elbette hac miftahıyla, anahtarıyla açılan meratib-i külliye-i rububiyet ve dürbiniyle nazara görünen afak azamet-i uluhiyet ve şairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet değil mi o mahşer anını hatırlatmış olması o hacdaki durum ve meratib-i kibriya ki demek ki
Kibriya ve azametin de kendi içerisinde aynen perdeler misali 70 bin perde gibi ayrı ayrı makamları var, mertebeleri var, dereceleri var. Bütün onları ayrı ayrı aşmak gerekiyor. Ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet. Ve heybet-i rububiyet Allahu Ekber, Allahu Ekber ile teskin edilir. Ve onunla o meratib-i münkeşfe-i meşhude görünen, açılmış olan o mertebeleri veya mutasavvire düşünülen o mertebeleri ilan edilebilir. Onun içindir ki yine başka yerde üstad, bir celil-i cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazara dikkati celbediyor. O da ona mukabil. O azamet ve kibriyasına mukabil. Allahu Ekber, Subhanallah. Subhanallah'ta aynen azamet ve kibriya var. Her şeyden takdis etme, yüceltme var. Deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Onun o azamet ve kibriyası büyüklüğü karşısında. Her şey secdededir. Bu azamet ve kibriya her safhadadır. Mesela başlangıçta olduğu gibi, rızıklandırma, devamı olan rızıklandırmada olduğu gibi, neticede de öyle. Nasıl? وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Birçok ayette. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَاِلَيْهِ الْمَعَابُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّ gibi. Her şey neticede ona dönüyor. Yani kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. Burada nedir? O işte düşünün, bütün mahlukat önünde secdeye kapanmış. Herkes ağzına kadar kan ter içerisinde, çıplak bir vaziyette. Cenab-ı Hak bütün haşmetiyle öyle bir mahkeme, oranın hakimi o. Orada rüşvet geçmiyor, orada hiçbir şey geçmiyor. Sadece azamet ve kibriyası içerisinde, her şey zillet içerisinde. İşte bu kibriyasıdır ki gene, esma ve sıfat-ı ilahiyye ve şuun ve ef'al-i rabbaniye bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde temsil edilmekle, o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hududu kibriyası gayr-i mütenahil, nihayetsiz, fezai ıtlakta, yani sınır tanımayan, mutlak, mukayyet olmayan sonsuz fezada yayılıp ihata ediyor. İşte azamet ve kibriyanın ihata edip kuşatmadığı bir şey yok. Zaten onun dışına çıkması o varlıkların mümkün değildir. Yine Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat ve sıfatı cihetiyle üstad bu noktaya bakarken ehadiyet sırrıyla ki bir vahidiyet bir ehadiyet. Vahidiyet bütün hepsi üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, ehadiyet ise her birinde ayrı ayrı. Güneşin okyanusun yüzündeki umumunda tecellisi vahidiyet, her bir damladaki tecelli ve görüntü ve yansıması ehadiyet. Ehadiyet sırrıyla perdesi doğrudan doğruya, hususi bir teveccüh ile tasarruftur. İşte ehadiyet sırrıyla doğrudan doğruya olan ihsanı ve icadı ve kibriyası ise, vesait ve esbabın mezahiriyle, görünümüyle, görünen asar ihsanından ve icat ve kibriyasından daha büyük, daha güzel, daha yüksektir demektir. Yine bu manayı teyiden binbir esma-i ilahiyenin her birinde pek çok tabakat-ı hüsn, güzellik tabakaları, kademeleri ve cemal ve fazıl ve kemal bulunduğu gibi pek çok meratibi muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır. Allah bütün kainatı sallıyor, sarsıyor. İşte bundandır ki Vedud ismine, aşk ismine mazhar olan muhakkikini evliya, bütün kainatın mayesi, aslı mayası, özü muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve cazibe kanunları, çekim kuvvetleri muhabbettendir. Demişler, onlardan birisi demiş, felek mez, melek mez, nücum mez, semavat mez, şems mez, kamer mez, zemin mez, anasır mez, nebat mez, şecer mez, beşer mez, seraser zi hayat mez, heme zerrat-ı mevcudat beraber mez, der mez tez. Yani muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde ve o şarab-ı muhabbetten herkes istidadına göre mezdir. Yani artık tabiri caizse kendinden geçmiştir o azamet ve kibriyası ve muhabbetinden dolayı. Demin de İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn ile bir cümle geçmişti. Burada da ayrı bir vurucu ifadedeki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder. Sadece ve sadece. Aslında normal standartlara göre bunun okunuşu nâbudû İyyâke ve nestaînü İyyâke'dir.
Ama tahsis edatı olduğu için sadece ve sadece. Yani senin dışında hiçbir şey yok. İşte bu da ayrı bir azamet gibi bir yani gösteriyor. Hitabı muhatap olan zatın bir cilve-i taayyünü ve teşakkusu tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ahadiyet, o sima, o taayyünün cilvesi imbisat ederek, açılıp yayılarak, kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı, kalbi gözlere görünür çünkü azamet ve kibriya perde olur. Herkesin kalbi göremez. Çünkü bütün alemi, bütün kainatı ihata edip kuşatmıştır. Bu manayı ikinci makamda yine üstad şöyle ifade ediyor. Evet, bir hassi kat'i ile, kesin bir bilgi ile bu eserlerden o saniyenin hem rububiyeti amme derecesinde hakimiyeti ve amiriyeti, hem ceberutiyeti mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti, hem uluhiyet mutlaka derecesinde kemali ve istinası, hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir haddi nihayet bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır. Fakat iyi bilinir, belki görünür. Hakimiyet ve kibriya ve kemal ve istina ve ıtlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hadsizlik ise vahdeti istizam edip iştirake zıttırlar. Yani şerikleri, ortakları başka varlıkların müdahalesini reddeder. Ama kibriya ve azamet ve celalin vahdete şehadetleri ise o dahi Risale-i Nur'da parlak bürhanlarıyla beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar bir mealine işaret edilecek. Genelde üstad bu manada, hani güneşli de o haşmet ve azamet olduğu için genelde o misali veriyor. Yani güneşin tüm deniz yüzünü damlalarıyla birlikte oradaki kibriyayı ziyası, yani ışığındaki o büyük azameti kibriyası, o ruhiyetinin kibriyası adeta bütün o yeryüzünü, küçük büyük büyük alemleri hep ihata etmiştir. Elhasıl özetle kainatta görünen binlerle ef'ali umumiyenin, bütün genel fiillerin, işlerin ve cilveleri görünen yüzer esma ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihatası, hem ıtlakı mutlak, serbest, kayıtlı değil, mukayyet değil, hem nihayetsizliği, vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Ve getirdiği üstad hep Risale-i Nur'da bu tarzı ifade ediyor. Getiriyor vahdet ve tevhide. Hepsi neticede bire giriyor. Birde odaklanmış oluyor. Bütün bu isim ve sıfatlar içerisinde ele alınsa bile. Bunu üstad çok böyle risalelerde ele alıyor. Ey şiddet zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ittifa etmiş olan, gizlenmiş olan Kadir-i Zülcelal ve Kadir-i Mutlak. Yani Allah'ın aslında görünmemesi, görünememesinden, görünmüyor olmasından dolayı değil. Nihayet derece görünür olmasından dolayı. Teşbitata olmasın. Temmuz-Ağustos'ta, güneşin dünyaya en yakın olduğu anda, öğlen vaktinde ne yapıyoruz? Güneşi göremiyoruz. Dünya standartlarında o şekilde mümkün değil. Zaten onun içindir ki, mesela peygamberler anormal olan şeyleri istemezler. O halde Hazreti Musa Tur-i Sina'da erini ve çeke, Ya Rabbi kendini bana göster derken, Cenab-ı Hak len terani, şu dünya standartlarında beni göremezsin. Yani demek ki öyle şey mi olur, niye istiyorsun demiyor. İstediği şey mantıklı ama dünyanın şu dar boyutları içerisinde o azamet ve kibriya ne kadar sabidir. Onun için dağa bak diyor. Dağa bakınca bihuş düşüyor, baygın düşüyor. Dağda paramparça oluyor. İşte orada azamet ve kibriyadan dağlar bile Haşir suresinin sonunda da ifade edildiği gibi min haşyetillah. Haşyetinden ve dehşetinden dağlar tuz buz haline gelmiş oluyor. İşte burada azamet ve kibriyanın nihayet derecede her şeyi ihata etmiş olmasından, kapsamış ve kavramış olmasından ileri gelmiş oluyor. O nihayetsizliği üstad şu şekilde ikinci varta ve çare-i necat manasında, birincisi azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında ya gaflete veya masiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli meseleleri ihata edemediklerinden bir gurur-i ilmi ile inkara saparlar ve nefh ederler. Onun için zaten üstad yine kafirlerin Allah'ı inkar etmeleri, yani normalde sıfatında hataya düşüyorlar, varlığında değil. Problemleri Allah'ın varlığı konusunda değil, Allah'ın sıfatları konusunda. Onun için İslam'da ve kelam ilminde Allah'ın sıfatları büyük ehemmiyet arz eder. Yani hadi tamam, ben bir midemi doyurabiliyorum. Tamam da Allah bunca görünen görünmeyen sayısız kentrilyonlarca varlıkların rızkını nasıl meydana getiriyor? Oysa bu mesela Bakara 259 ve 260. ayette de varlıkların Üzeyr peygamberle İbrahim aleyhisselamın bu varlıkları Ya Rabbi nasıl dirilteceksin derken
İbrahim Aleyhisselam'a inanmıyor musun dediğinde İbrahim Aleyhisselam liyatma inne kalbi. Ya Rabbi kalbim tatmin olsun diye. Şimdi orada Cenab-ı Hak ona gösteriyor. Ondan dolayı Hazreti Ali diyor ki, ona da soruyorlar. Allah bütün bu varlıkları tekrar nasıl diriltecek? Hazreti Ali bir cümleyle onları nasıl rızıklandırıyorsa aynen öyle diriltecektir. İşte insan ihata edemediği içindir ki inkara sapıyor. Yoksa olmadığını, varlığını inkardan ziyade sıfatlarında hataya düşüyorlar. Evet, o manen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalplerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan azamet ve kibriya derecesinde imani meseleleri sığıştıramadıklarından kendilerini küfre ve dalalete atarlar ve boğulurlar. O ihatasızlıktan, kısırlıktan dolayı. Evet, ezan ve namaz gibi ekser şair-i İslamiye'de kesretle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber azamet-i kibriyasını her vakit ilan et. Ve hem el azamet-i izari vel kibriya vidai hadis-i kutsinin fermanı hem cevşen-i kebir diye devam ediyor. Yani bu manada azamet ve kibriyasını en güzel şekilde ifade eden elbette ki Allahu Ekber cümle-i kutsiyesidir. İşte onun için üstad çok böyle Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber lafızlarını, çünkü bu en mükemmel manada o azamet ve kibriyayı bundan başka bir şey ifade edemez. Üç muazzam hakikatlara ve insanın kainatta gördüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı azamet ve kibriya, acip ve güzel ve büyük, pek çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş'et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi, 16. sözünün ahirinde izah edilen şu, nasıl bir nefer bayramda bir müşir ile beraber, bir marşalla beraber huzur padişaha girer, sair vakitte zabitinin makamıyla onu tanır, aynen öyle de. Her adam hacda bir derece veliler gibi Cenab-ı Hakk'ı Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin, yani benim sadece Rabbim değil, yerinde bütün alemlerde 18 bin alemin Rabbidir diyerekten burada azamet ve kibriyayı dile getirir, ünvanı ile tanımaya başlar. Onun için hacda sürekli Allahu Ekber ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça o azamet ve kibriyası büyüklüğü, ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine Allahu Ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiğimi söylüyor. 13. lemanın ahirinde izahı bulunan ki şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevabı kat'i veren yine Allahu Ekber olduğu gibi. Azim bizim ahiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiğimi söylüyor. Elhamdülillah cümlesi dahi haşr-ı ihtar edip ister. Hepsinde Allahu Ekber ismiyle o azamet görülmüş olur. Yani bunu sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin de baktığımız zaman mesela John Davenport'la üstadın bu batılıların Kur'an-ı Kerim hakkındaki senakârâne ve Efendimiz hakkındaki sözleriyle ilgili zat-ı kibriya hakkındaki ayetlerin ulviyeti ve Kur'an'ın nezaheti. Yani o kibriya ve azamet Kur'an'da her bir ayetinde. Burada birinci maddede onu ifade ediyor. Zat-ı kibriyayı ifade eden ayatın ahengindeki ulviyeti. Kur'an-ı Kerim beşeri zaaflardan herhangi birisini zat-ı kibriyayı isnattan münezzehtir. Bu da onu takdis etmiş oluyor. Burada beraber genelde azamet ve kibriyayı ifade ederken burada kibriyayı külliyattan ele aldık. Şimdi de azametten birkaç noktayı genel olaraktan ele alalım. Demin de ifade ettiği gibi Üstad kün feyakun meselesi ile ilgili o ihatay ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor her şey. O yaratma var ya, o var etme meydana gelme o azamet ve kibriyadan ileri gelmiş oluyor. Kibriyadan olduğu gibi azametten de meydana gelmiş oluyor. Yine kibriya ile beraber o azamet, evet şu muntazam kainat ve şu azametli gayet büyük fabrika, bütün mevcudatıyla hummalı bir faaliyet içinde mütemadiyen çalışmasıyla beraber, kainatın her tarafını tertemiz tutan, kirli ve bulaşık maddelerden lüzumsuz olarak hiçbir tarafta hiçbir şey bulundurmayan, şu azametli seyyarattan, gezegenlerden tut, ta zerrata kadar her mevcut, Kuddüs-ü Azam'dan gelen emirlere müheyya, hazır ve münkat olarak başı eğmiş itaatkar olarak gayet faal ve gayet harika bir istihale makinesi haline getirmekle, halden hale dönüşmekle, şu azametli kainat ve bütün unsurları baştan başa cennet numun güzellikleriyle kendilerini enzar-ı aleme arz ediyorlar o azametli kainatta. Zaten o azamet ve kibriyadır ki diğer bir ifadeyle Allah'ın her şeye sözünün geçmiş olmasıdır ki güneşi ve ayı insanın emrine veriyor. Yerleri ve gökleri terbiye ediyor. Yeri ve gökleri yaratıyor.
İşte bütün bu isimler rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu ettiler. Yani tamamen bu o azameti ifade ediyor. Yani bunca faaliyet eğer bir azamet, bir güç, kudret, bir kibriya ve bir büyüklük olmasaydı bütün bunlar olur muydu? Olmazdı. Dizginlenemezdi hiçbir varlık. Burada harika bir, dehşetli bir soru var. Sual, Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirlerle iştigali azametine münafidir. Yani hakikaten dehşetli. Yani ya Cenab-ı Hak basit bir karıncayla niye uğraşsın ki? Niye uğraşmasın? Uğraşmaması büyüklüğüne bir eksiklik olur. Noksanlık olur. Allah münezzehtir. Haberdar olmaması, bilmemesi, idare etmemesi, ihtiyacını göndermemesi eksikliktir. Zaten azamet ve kibriye her şeyi ihata ettiği için mevcut, yani otomatikmen mevcut zaten içinde. Yani mecburen içerisinde zaten haberdar olmaması mümkün değil. Haberdar olmaması mümkün değil. Çünkü ihata var. El-cevap, o iştigal, meşguliyet azametine münafi değildir, aykırı değildir. Bilakis, ademi iştigali yani meşgul olmaması azamet-i rububiyetine bir nakisedir. Onun büyüklüğüne bir noksanlık. İşte birçok şeyde hep Üstad Güneş'i verdiği gibi. Yani güneşten de bazı şeylerin gizli kalması, görünmemesi, kapalı kalması nedir? Onun büyüklüğüne eksikliktir. Demek ki güneş yani ne kadar hakim ise o derece ışığı her tarafa nüfuz eder. Yani girmemesi onun eksikliğindendir. Bazı yer karanlık yerler kalması, orayı aydınlatmaması güneşin eksikliğindendir. O halde Allah'ın küçük büyük bütün varlıkları tabiri caizse konuyla alakalı olarak aydınlatmaması, girmemesi azametine aykırı bir durumdur. İşte ondandır ki biz de deriz, takdis ederiz o zatı ki en büyük lütfu, en büyük azamete, en yüksek şefkati, en yüksek cebaruta ithal ettiği gibi, dahil ettiği gibi. Nihayetsiz kurbu, yakınlığı, nihayetsiz buğd ile, uzaklık ile cem edip bir araya getirip, zerreler ile şemsler arasında o kuvveti tesis etmiştir. Ondan haberdar olduğu gibi şemsten, zerreden de haberdar. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle derece azametini bir derece göstermiştir. Büyüklüğünün derecesini her şeyden böylece işte haberdar olmak ile de Cenab-ı Hak göstermiş olmaktadır. Mesnevi'de bu azameti şöyle ifade ediyor Üstad İyalemeyyol Aziz. Uluhiyetin azameti, ilahlığın büyüklüğü, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin küçük olsun büyük olsun, yüksek olsun alçak olsun. Deminki o soruya da ikinci bir cevap. Tahtı tasarrufunda bulunduğunu istiyor. Senin hissetin, düşüklük ve alçaklığın, kıymetsizliğin veya hakaretin onun tasarrufundan hariç kalmasına sebep olamaz. Çünkü senin ondan buğdun uzaklığın varsa da onun senden buğdu yoktur. Gariptir kul. Şah damarından daha yakın diyor. Ve Efendimiz akrabu mâ yekunul abdu min rabbi ve vesâcid. Kulun Rabbisine en yakın olduğu yer secde anıdır. Ayette demin dediğim gibi min habil verid. Şah damarından daha yakın Allah. Ama biz ondan nihayet derecede uzağız. Güneş misalini veriyor Üstad. Güneş bize bizden yakın, gözümüzün içine kadar girmiş. Ama biz ondan nihayet derecede uzağız. Zaten biz de yakın olsaydık yanardık. Veya senin bir sıfatının hakareti, vücudunun hakaretini istizam etmez, gerektirmez. Veya mülk cihetinin mülevves olması, yani dış yönünün çirkin olması, kirli olması, melekut cihetinin iç yönünün de mülevves olmasını iktiza etmez. Halik'in azameti, büyüklüğü, çirkin şeylerin tasarrufundan çıkmasını istizam etmez. Bilakis azamet-i hakikiye, icat hususunda infiradı, tekliği, yekdağlığı, tasarruf cihetiyle de ihatayı iktiza eder. Her şeyde tasarruf etmektedir. Her şeyden Allah haberdardır. Öyleyse azameti yani nafizul kafaya alimun bil esrar. İşte azamet bunu gerektiriyor. En gizli şeylerin nüfuz ettiği içindir ki tüm sırları da biliyor. Ya'lemu sırra. Yani bütün sırları da her şeyi bilir. Yani gizlediklerinizi de aşağı vurduklarınızı da bilir diyor. Azameti tam manasıyla ihata, nüfuz, şumuli iktiza ve istizam eder. Onu gerektiriyor. Her şeyi bilmeyi, haberdar olmayı gerektirmiş oluyor. İşte o azametten biri de kıymet ve azametin himmet nispetinde olduğunu zannetmişlerdir. Hatta küçük veya alçak bir şeyi yüksek ve büyük şahıslara isnat etmezler. Güya azim insanlar kıymeti olmayan şeylere tenezzül etmezler. Ve zayıf, küçük bir şey o büyük himmet ve azameti tahammül edemez. Yani deminkini de biraz daha açmış oluyor. İşte o boş kafalılar, bu noktaları istinaden, Cenab-ı Hakk'ı da insanlara kıyas ederek diyorlar ki, Allah celal ve azametiyle, insanların konuştukları gibi nasıl insanlar ile tekellüm etmeye tenezzül eder?
ve bu cüz'i ve hakir şeylerden nasıl bahseder? Azametine yakışır mı acaba o süfaha akılsız takımı? Allah'ın iradesi, ilmi, kudreti gibi sair sıfatlarının da külli, umumi, şamil, muhit olduklarını bilmezler mi? Ve yine bilmezler mi ki Cenab-ı Hakk'ın azametine mikyas ancak mecmu asarıdır, tüm eserleri. Yalnız bir eser mikyas olamaz, ölçü olamaz. Ve yine bilmezler mi ki Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mizan olacağı kafi kelamatıdır, bütün sözleridir. Ki eşşar kalem ondandır ki bütün ağaçlar kalem olsa ayet-i kerimenin maali, denizler mürekkep olsa o kelimatı, Allah'ın kelamını yazıp bitiremezler. Onun içindir ki Halik'in azametine delalet eden bir kelime-i hariye. Çünkü ezeli ebedidir. Ezeli ve ebedi olan bir şeyi kalemler, mürekkepler nasıl bitirebilsin? Yani Cenab-ı Hakk'ın azametine delalet eden kelimat-ı haliyesi bitmez. Demek hakikatta en tenfede kelimat-ı Rabbi ve levci'na bi mitli mededen. Yani arkasından o bizse destek gelse, medet verse, yardım etse ve o da bizse yine yardım etse ve ila nihaya sonsuza kadar bu durum devam etse yine Cenab-ı Hakk'ın kelamını yazmakla elbette ki bitiremezler. Çünkü kelam-ı ilahi hassizdir. Burada da yine onu teyiden, hakikaten eşyanın hakareti, hisseti, kudretin azametine, kelamın nezahet ve nezaketine münafidir diye burada da o manayı biraz daha açıyoruz da. Evet, azamet-i ilahiye, esbab-ı zahiriyenin vaz'ını, konulmasını iktiza ettiği gibi ta ki çirkinlikler ona gitmesin. Yani ölümü direkt Allah yapsaydı, Azrail yapmasaydı ki Azrail de perdedir, şikayetler hep Allah'a gidecekti. Hatta Azrail'e bile gitmiyor. Ya insanlara gidiyor. Ya doktor niye erken müdahale etmedi? Veya doktor diyor ki niye erken getirmedi? İşte vahdet ve izzet-i ilahiyede kudretin bütün eşyaya şumulünü ve kelamın her şeye ihatasını iktiza ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarında, zatında olduğu gibi bütün sıfatlarında da bu mana görülmektedir. Kelam sıfatı da bunlardan birisidir. Bunu Üstad yine burada açarken eşyanın iç yüzleri yüksek ve şeffaf olduğundan, bu yüzlerden bahsetmek azamet ve celale münafi olmadığı gibi, aykırı zıt olmadığı gibi, uluhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, uluhiyet kanununa muhaliftir. Çünkü bir hakim tebaasından çingeneleri hukuk medeniyeden ihraç edemez. Yani ben onları kendi şeyimden kabul etmiyorum diyebilir mi? Diyemez. Elbette ki o da nedir? Kendi tebaasındandır. Ondan haberdar olmaması, ihtiyaçlarını gidermemesi onun için bir eksiklik olmuş olur. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Psikoloğa giden bir adam. Geceleri uyuyamıyorum efendim demiş. Sürekli yatağın altında biri var gibi geliyor. Yatağın altına girip orada uyumayı deniyorum. Bu defa da yatağın üstünde biri var gibi geliyor. Adamı dikkatle dinleyen psikolog, hallederiz bu saplantıyı demiş. Bana haftada iki kere geleceksin. 6 aylık bir tedavi sonunda sizi iyileştireceğimi umuyorum. Peki her viziteye ne kadar ödeyeceğim? Her vizite 200 TL. Buna göre 6 ayda 9600 TL ödeyeceksin. Adam peki deyip gitmiş. Gidiş o gidiş. Psikolog birkaç ay sonra adama sokakta rastlamış. Ne oldu hastalığınız diye sormuş. 10 TL'ye hallettim. Psikolog şaşkın bir ifadeyle. Nasıl oldu diye sormuş. Adam sizden çıktıktan sonra ilerideki kafeye oturdum. Çay söyleyip kara kara düşünürken yan masada bir amca gördüm. Ona uzun uzun hastalığımı anlattım. Karyolanın bacaklarını kes dedi. Kestim. Mesele halloldu. Demek ki bazen çözümler çok basittir. Ama insan kendisi karmaşık hale getirir. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El